Funniest workout of the day is complete. Manchester United held their last training before the Omonia match in the Europa League. It was seen that the training conducted under the direction of Eric Ten Hag was very enjoyable. Eric Ten Hag, who will change his roster after winning the Everton match, plans to make a kind of rotation. The players, who spent most of the day with tactical training, also performed fitness training after the tactical training. Eric Ten Hag, who does not plan to make a change in the defensive line, is considering starting with McTominay in the midfield. Thinking that Ronaldo will develop more as he plays, the Dutch coach is considering starting with Ronaldo. So, what is your opinion on this matter? How should our squad be in the Omonia match? Manchester United and Newcastle United have expressed interest in signing 18 year old Scottish defensive prodigy Leon King from Rangers. Manchester United are eagerly following Scottish defender Leon King, according to Italian journalist Fabrizio Romano. Manchester United have had a busy summer as the Red Devils brought in six players to give Eric Tenhag a competitive roster this season king came through the ranks at rangers and has finally made his initial breakthrough this season injuries to philip hellander and john sauter have helped the 18-year-old get a chance to impress in the team and he has grabbed it with both hands it is believed that newcastle united are also fans of the player and have watched him many times the Scottish defensive genius has appeared in 3 UEFA Champions League games and has played 5 games so far in the Scottish Premier League. King's current contract will expire next summer and Rangers are considering doing everything possible to prevent the player. Manchester United get free players to replace Frankie De Jong. The Red Devils went after De Jong all summer but were ultimately unable to make the deal as the midfielder refused to leave Barcelona. According to the Sun newspaper, Manchester United want to sign Yuri Tielmans, whose contract will expire at the end of the season, to replace De Jong. According to reports, Barcelona management is willing to sell De Jong due to financial reasons, but Manchester United's opinion seems to have changed. According to the information received it was more logical to get free tealmans than to give de jong 70 million pounds so what is your opinion on this subject would you prefer de jong or tealmans friends we will continue our video for our followers in turkey as there are many many united fans in turkey thank you for your understanding Everton. James Garner, Manchester United'a karşı oynamaya tamamen hazır. Frank Lampard, James Garner'ın Premier Lig'de Manchester United'a karşı oynadıkları maçta Everton için oynamaya tamamen hazır olduğunu o doğruladı. Lampard'ın maç öncesinde basın toplantısından çıkan büyük haber, Dominic Calvert-Lewin'in kendisini hiç bu kadar çok görmemiş olan uzun bir sakatlıktan sonra Goodison Park'ta oynamak için daha iyi ve tartışmalı olduğuydu. Bu sezon uzak. Lampard, pazar akşamı rakiplerinden yaz transfer dönemindeki hamlesinden bu yana bu kampanyayı bir kez daha hiç çıkarmayan Garner hakkında da bir güncelleme yaptı. Tafiz muamiri Patrick Boylan tarafından paylaşıldığı üzere Lampard, Garner'ın artık kadroya alışması ve keskinliğini artırması nedeniyle oynamaya tamamen hazır olduğunu doğruladı. Lampard, James Garner'ın artık oynamaya tamamen hazır olduğunu söylüyor ve orta saha oyuncusunun takıma neler getirebileceğini görmek için heyecanlı. Calvert-Levin'in dönüşü sadece Merseysi de kulübü için büyük bir destek olmakla kalmıyor, aynı zamanda Garner'da ilk çıkışını yapmak için sıraya girebilir. Geçen dönem Nottingham Forest'te kiralık olarak etkilenmiş, 4 gol atmış ve 10 asist yaparak en üst lige yükselmelerine yardımcı olmak için 10 asist yapmış olan 21 yaşındaki oyuncu heyecan verici bir transfer. Eski kulübüne karşı da karnında fazladan ateş olacağından şüphe yok ve bu yüzden Lampard yeterince formdaysa onu en baştan kullanmayı düşünmeli. Newcastle United, orta saha oyuncusu için muhtemelen Tuğ'nun Manchester United yıldızı üzerinde sekmeleri tutuyor. Newcastle United, geçen hafta sonu Fulham'ı 4-1 mağlup eden Brentford ile cumartesi günü çatışmaya giriyor. Magpies şu anki 8 maçta 11 puanla masada 7. sırada yer alıyorken ve sadece 1 puan daha azalan bir Bees tarafından karşı geliyor. Çatışma öncesinde konuşan Brentford patronu, Thomas Frank şunları söyledi. Newcastle'ın gelecekte ilk altı takımdan biri olmayı hedeflediğine şüphe yok. Eddie Hall, ekibi ve oyuncuları şimdiye kadar çok iyi bir iş çıkardı. Geçen yıl kulübe istikrar getirdiler ve bu yıl sadece Liverpool'a kaybettiler. Çok güçlü, dinamik, fiziksel ve agresif görünüyorlar. James Park gidilmesi en zor yerlerden biri ama biz bu mücadeleye hazırız. Orayı 3 puan almak için en iyi niyetimizle çıkacağız. Sampton baskı altındaki patron Raf Hasan Hutul'un potansiyel bir yedek olarak Leeds United yöneticisi Jesse Marsh'ı izliyor. Şef şu anda Premier Lig'de form için mücadele eden tarafıyla ertelemek için yalnızca iki maçı olabilir. Gazeteci Dean Jones'a göre Newcastle United, Ocak transfer döneminde Leicester City'ye saldıran orta saha oyuncusu James Madison için büyük olasılıkla hareket edecek. Newcastle dürüst olmak gerekirse onun için bir hamle yapmasaydı şaşırırdım. Son pencerede onu güçlü bir şekilde düşündüklerini biliyoruz ve işlerin yaratıcı tarafına ne getireceğini görebilirsiniz. Newcastle United favori olmayan Manchester United yıldızı Luke Shaw'ı takip ediyor. 2023 yazında sona erecek olan sözleşmesiyle İngiltere'nin Old Trafford'daki geleceği belirsiz. Dean Jones'a göre Manchester City, Bukaya Saka'nın Arsenal'daki durumunu yakından takip ediyor. Arsenal'ın Saka'yı mümkün olan en kısa sürede yeni bir anlaşmaya bağlaması mantıklı bana Manchester City'nin bu durumu yakından takip ettiği ve onun için çok uygun olacağını düşündükleri söylendi. Ama onlar sadece Arsenal'daki durumu hakkında herhangi bir şüphesi varsa hareket edecek. Paris Saint Germain, Chelsea forvet oyuncusu Pierre Emerick için bir anlaşma yapmakla ilgileniyor ve iki taraf arasında görüşmeler çoktan gerçekleşti. Gabonlu, Blues için sadece yaz transfer penceresinde Barcelona'dan çıkışını kolaylaştıran imzaladı. Liverpool, Everton ve Arsenal Real Betis orta saha oyuncusu Guido Rodriguez için potansiyel anlaşmalara bakıyor. Oyuncunun değeri 22 milyon eurodan fazla. Ancak kulübü mevcut sözleşmesi 2024'te sona erecek olan geleceği için en kötüsünden korkuyor. West Ham, Eintracht, Frankfurt'un stoperi Evan Nika için önümüzdeki az ücretsiz transfer için bir hamle hazırlıyor. Hammers 23 yaşındaki oyuncuyu Ocak ayında yaklaşık 13.2 milyon sterline imzalamayı düşünebilir. Ancak Fransız'ın Almanya'daki sözleşmesinin bittiği sezon sonuna kadar beklemek zorunda kalabilir. 11 kez Premier Lig şampiyonu aynı zamanda Goodison Park'ta United için hücumda kimin başlaması gerektiği konusunda da görüş bildirdi ve BT uzmanı Owen Hargreaves, Erik Ten Hag'ın Anthony Martial, Marcus Rashford ve Cristiano Ronaldo'yu seçmesi gerektiği görüşüne katıldı. Scholes, ön üçte giderdim, bence o anda en tehlikeli olabilirler dedi. Cristiano için maçlar var. Bence pazar günü onun için maç olabilir. Martial ve Rashford bu geceden sonra kendilerini seçtiler. Çok büyük bir fark yarattılar.